Herkese merhaba. 9. sınıf ara tatil fizik tekrarıyla karşınızdayız. Şimdi konularımız neler? Şöyle başlayalım. Fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri, hareket. Şimdi bu 3 konuyu sorularla tarayacağız. Şimdi önce fizik bilimine giriş diyoruz. Fizik nedir? Şimdi fiziğin ne olduğunu hatırlayalım. Neydi? Evrendeki, doğadaki olaylara mantıklı açıklamalar getirmeye çalışan, aynı zamanda matematiği de kullanan bir bilimdi. Fiziğin alt dalları vardı. Neydi fiziğin alt dalları? Şöyle hatırlayalım. Nelerdi onlar? Kısaca söyleyelim. Önce mekanik vardı. Şöyle hatırlatalım. Mekanik vardı. Sonra optik vardı. Artık yazmayayım, çok zaman kaybetmeyelim. Sonra katı hal fiziği vardı. Nükleer fizik vardı. Atom fiziği vardı, hatırlarsınız. Aynı zamanda yüksek enerji plazma fiziği vardı. İşte termodinamik vardı. Bunları zaten soruları çözerken tek tek hatırlatacağım. Temel ve türetilmiş büyüklükler. Şimdi temel büyüklüklerimiz vardı. Neyi temel büyüklükler? Kısa muz şeklinde kodlamıştık. Şu şekilde yazalım. Kısa muz. Şimdi kısa muzdaki K kütle anlamına geliyordu. Sonra bu arkadaş ışık şiddeti anlamına geliyordu. S sıcaklık anlamına geliyordu. Akım şiddetiydi. A dediğimiz akım şiddeti. Sonra M dediğimiz madde miktarı. Madde miktarı şöyle yazalım. Sonra U dediğimiz uzunluk. Sonra Z dediğimiz de zamandı. Şimdi bunlar temel büyüklüklerdi. Ve bunların dışında herhangi bir temel büyüklük yoktu. Türetilmiş büyüklükler ise temel büyüklüklerden türetilmiş büyüklüklerdi. Şimdi skalar ve vektörel büyüklükler. Şimdi skalar büyüklükler yönsüz ifade edilen büyüklüklerdi. Mesela kütle normalde yönü olmayan bir büyüklükken ağırlık yönü olan bir büyüklüktü. Çünkü ağırlık yer çekimi, yani dünyanın merkezine doğru yer çekimi kuvvetiydi ve yönü vardı. Vektörel, dolayısıyla vektörel büyüklüklerde şöyle hatırlatalım. Vektörel büyüklükler yönlü büyüklüklerdi, yönü olan büyüklükler. Öncelikle kuvvet, ağırlık da bir kuvvet olduğu için ağırlık da vektörel. Sonra hız, yönü vardı fakat skaler olan süratti, sürat. Çünkü süratin yönü yoktu. Sadece orada şeye bakıyorduk. Ne kadar yol kat ettiğine bakıyorduk. Alınan yola bakıyorduk. Ama hızdaysa yönü de ciddiye alıyorduk. Yön de bizim için önemliydi. Sonra enerji. Enerjinin yönü yoktu. Skaler bir büyüklüktü enerji. Sonra alan, elektrik alan, manyetik alan. Bunlar hep vektörel büyüklüklerdi. Bunları zaten sorularda gene hatırlatacağız. Fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi. Zaten şöyle bir şey demiştim. Fizik nedir dedim ya, fizik nedir sorusunun cevabı şuydu. Evrendeki, doğadaki olayları matematik kullanarak açıklamalar getirmeye çalışan bilimdi. Mesela matematikle ciddi anlamda ilişkisi var. Diğer disiplinlerle de çok fazla ilişkisi var. Bunları da ara ara söyleyeceğiz. Sonra fizik bilimiyle ilgili araştırma kurumları. Mesela TÜBİTAK vardı, hatırlayınız, normalde Türkiye'deki araştırma kurumları. Sonra işte TAEK vardı, sonra ASELSAN vardı. Hani uluslararası olanlar, hani ülkemiz dışında olanlarda işte neydi? Mesela CERN vardı, NASA vardı. Bunlar da araştırma kurumlarıydı. İşte bunları hatırlatacağız. Sonra madde ve özellikleri. Şimdi madde ve özellikleri, önce madde nedir? İşte bir uzayda bir hacim kaplayan, bir boşluk kaplayan, kütlesi olan bir şeydi. Ortak özellikleri vardı. Ortak özellikler, mesela kütle bir ortak özellikti. Mesela bir hacim ortak özellikti. Eylemsizlik, boşluklu yapı. Bunlar ortak özelliklerdi. Yani iki tane maddenin hacmi aynı olabilir. Yani farklı olsalar da hacimleri aynı olabilir. Kütleleri aynı olabilir. O yüzden bunlar ortak özellikler. Fakat ayırt edici özellikler vardı bir de. Ayırt edici özellikler neydi? Önce şunu hatırlatalım. Öz kütle. İçinde Ö ve Z varsa zaten bu kesinlikle ayırt edici bir özellikti. Sonra öz ısı. Sonra kaynama sıcaklığı, sonra erime sıcaklığı, bunlar hep maddeleri birbirlerinden ayırt eden özelliklerdi. Dayanıklılık. Dayanıklılık da şuydu, hani normalde herhangi bir cismin dayanıklılığı dışarıdan kendi üzerine etkileyen bir kuvvete, bir şeye göstermiş olduğu dirençti. Yani şeklini koruma özelliğiydi. Dayanıklılığı da şöyle ifade ediyorduk, hani eşittir diyebiliriz aslında. Normalde kesit alanı bölü ağırlık diyorduk. Kesit alanı bölü ağırlık. Sonra buradan bir şeyler yazıp ondan sonra şuna varıyorduk en son. Aslında 1 bölü yükseklikti. Hani şekli düzgün olan cisimler için. Hani dedik ya, bir de işte ayırt edici özellikler ve ortak özelliklerden bahsettik. Kütle ortak özellikti. Hacim ortak özellikti. Ama öz kütle ayırt edici bir özellik. Şimdi kütleyi küçük m ile gösteriyoruz. Hacmi v ile gösteriyoruz. Dolayısıyla öz kütle de birim hacmin kütlesi olduğu için m bölü v bize öz kütleyi veriyordu.
Şimdi başka neler vardı başka? Kılcallık vardı. Adezyon, kohezyon kuvvetleri vardı. Bir de yüzey gerilim vardı. Şimdi kılcallık aslında şeydi. Sıvının bir katı içerisinde kendiliğinden hareketiydi. Mesela şöyle yerde şöyle su damlacıkları var. Bunun üzerine şöyle bir peçete attığımızda su damlalarının ya da suyun peçete tarafından çekilmesiydi. Yani su kendiliğinden peçetenin içerisindeki boşlukları dolduruyordu. Bak bu kılcallıktı mesela. Ya da şöyle bir şey vardı. Hani bir şöyle kılcal boru koyuyorduk ağzı açık. Bir su koyduğumuzda suyun içerisine daldırdığımızda su kendiliğinden şekilde yükseliyordu. Bu da bir kılcallık etkisi. Yani kendiliğinden hareket etme durumu sıvının. Şimdi adezyon ve kohezyon kuvvetler etkiliydi bunda. Şimdi adezyon kuvvetler başka moleküller arasındaki çekim kuvvetiydi. Kohezyon da hani kendi yani aynı moleküller arasında çekim kuvvetiydi. Hatta adezyona şöyle diyorduk. Adezyon yapışmaydı. Yani farklı moleküller arasındaki durum. Mesela bir çay bardağını düşünelim. Çay tabağıyla çay bardağının arasında hafif çay geldiğinde ikisini birbirine yapıştırıyordu. Hani çay bardağı çay hani çay tabağı çay bardağıyla beraber geliyordu mesela. Orada adezyon etkiliydi. Kohezyonda ise hani birbirini tutma durumu diyoruz buna. Mesela şöyle izah edelim onu da. Şöyle yere dökülen mesela civadan daha çok bahsediyorduk. Civanın şu şekilde bir şekil aldığını hatırlayalım. Civanın bu şekilde hani şekil almasının nedeni işte kendi moleküllerinin birbirini tutmasıydı. Yani dağılmaya engel olan bir durumdu. Yüzey gerilimi de tamamıyla kohezyon kuvvetlerle ilgiliydi. Yani maddenin daha doğrusu sıvının moleküllerinin birbirini çekmesiyle alakalıydı. Kohezyon kuvvetler etkiliydi. Bunu da hatırlatmış olalım. Kuvvetler etkili. Sırasıyla devam ediyoruz. Bu da madde ve özellikleri hani konusunun işte alt başlıkları şeklinde söylemiş olalım bunu. Geldik harekete. Şimdi harekette neler vardı? Harekette konum var, yer değiştirme var, alınan yol var. Şimdi konum şöyle belirtelim. Üzerinde ok işareti var çünkü kendisi vektöreldi. Mesela bir sayı doğrusu düşünelim. Şöyle ya da bir yol düşünelim. Burası 0 olsun. Burası işte 5 olsun, 10 olsun. Eksi 5 olsun, eksi 10 olsun. Ve bunu metre cinsinden artı x şeklinde yazıyorum. Metre cinsinden. Bunu da eksi x aynı şekilde metre cinsinden. Mesela şurada bir a hareketlisi ya da A cismi olsun. A'nın konumu ne dediğimizde başlangıç noktasından bulunduğu yere doğru çizdiğimiz arkadaş. Mesela burada X A. Şöyle yazarsak A'nın konumunu vektörel ama düşün yönüyle beraber dikkat alacaksın. O zaman A'nın konumu diyeceksin ki sıfırın sağında olduğu için artı tarafta olduğu için artı 5 metre. Mesela buraya da bir B hani B hareketlisi ya da B cismi getirirsek o zaman B'nin konumu ne olur? Onun için de şöyle çizelim. B'nin konumunu da şöyle çizdiğimizde buna XB diyeceğiz. Hani sıfırın solunda olduğu için B'nin konumu da istersen şöyle yazalım. B'nin konumu da eksi 10 metre. Yani yönünü de belirtmek zorundayım. Çünkü vektörel bir büyüklüktü. Yer değiştirme. Yer değiştirmede iki nokta arasındaki en kısa mesafe diyorduk biz buna kısaca. Ama şöyle diyebiliriz. Son konumla ilk konum arasındaki vektörel fark. X son eksi x ilk diyorduk. Mesela burada da şöyle bir şey söylemiştik. Bir de alınan yol. Alınan yol da kat edilen yoldu. Hani ikisinin arasındaki ilişkiyi söyleyeyim diye beraber söyledim. Mesela A noktasından B noktasına bir hareket vardı. A'dan B'ye. Nasıl gittiğini böyle çapraz gitsin. Sonra şöyle biraz dairesel gitsin. A'dan B'ye bu şekilde geliyor. Şimdi kat ettiği yol ne oldu? A'dan B'ye bu şekilde gelirken tüm yolları şu yolu dikkate alıyoruz. Ne kadar yol yürümüş? Alınan yol bu olmuş oldu. Fakat A'dan B'ye gelirken iki nokta arasındaki en kısa mesafe yani şurası şu A'dan B'ye niye öyle bir şöyle şurayı B noktasını biraz aşağı alalım. Niye böyle bir hareket yapsın ki diyoruz. A'dan B'ye gelirken iki nokta arasındaki en kısa mesafe bu olduğu için delta x yer değiştirmeyi de böyle gösteriyorduk. Hani şunun için istersen delta x'i de yazalım. Alınan yolda bildiğin x olarak düşünebilirsin. Yani büyüklüğü hani kat etmiş olduğu yoldan bahsediyoruz. Sonra geldik hıza. Hız dediğimiz şey gene vektöreldi. Yani yönü olan bir büyüklüktü. Ve hızı da şöyle buluyorduk ki sembolü V'ydi. Yer değiştirmeyi zamana bölüyoruz. Çünkü birim zamandaki yer değiştirmeydi. Sürat. Sürat ise alınan yolu. Yani yön önemli değil. Ne kadar yol kat etmiş. Ona bakacağız. Kat etmiş olduğu yolu zamana böleceğiz. Şöyle diyelim. Eşittir. Alınan yol. İstersen şöyle kısaca yazalım. Alınan yol bölü geçen süre. İvme de hız değişimi. Yani birim zamandaki hız değişimi. Mesela şöyle şeyler söylemiştik. 5 metre bölü saniye karelik bir ivme. Saniyede 5 metre bölü saniye hızın değiştiğini söylüyordu. Her saniye hızı 5, 5, 5 değişiyor. Artıyorsa 5, 5 artıyor. Azalıyorsa 5, 5 azalıyor şeklinde düşünelim. İvme de şöyle yapalım. A ile gösteriyorduk. Vektöreldi gene hız değişimini delta v. Delta hız değişim demekti hatırlarsan. Hız değişimini geçen süreye bölüyorduk. Delta v bölü delta t.
Sonra hareketin böyle normalde farklı hareket durumları vardı. Şimdi düzgün doğrusal hareket yani ivmesiz. Buna şey diyeceğiz. Sabit hızlı. Hızı değişmiyor. Hani bir arabayla hareket ettiğimizde hani yeni nesil arabalardan bahsediyorum. Hız sabitleyeceği basıyorsun. 100 km bölü saatte hız sabitleyeceği bastın. İşte o hızla saatte 100 km yol kat edecek şekilde dümdüz yoluna devam ediyor. Sabit hızlı. Sabit ivmeli ise şöyle ki bir hızda bir değişim var. Ama hızdaki değişim birim zamanda hep aynı. Mesela ivmesi 5 metre bölü saniye kare ise hep 5 metre bölü saniye kare. Saniyede hep 5 değişiyor. Sabit ivmeli. Normalde bunu aynı zamanda hani biraz daha 11. sınıfta şöyle diyeceğiz. Düzgün hızlanan, düzgün yavaşlayan hareket şeklinde onları da ayıracağız. Şimdi gelelim sorularımıza. Şimdi sorularımızla her şeyi tekrar edeceğiz dedik. Önce birinci sorumuza bakalım. Diyor ki bize 1, 2, 3 verilenleri var. Bunlar fiziğin hangi alt dalı ile ilgili olduğunu belirtiniz. Yani bunların her biri bir olay, bir durum. Şimdi bunların hangi alt dala girdiğini, hangi alt dallara girdiğini söyleyelim. Şimdi elektrik akımı geçen bir telin yakınındaki pusulanın sapması. Şimdi pusula neydi? Normalde küçük bir hani pusulayı düşündüğümde şöyle şuraya çizersem pusulanın şöyle bir iğnesi vardı. Şu iğnesinin de buraya normalde burası N, burası S olacak şekilde düşündüğümde aslında pusula normalde küçük bir mıknatıs iğnesi, normalde ibresi. İşte burada bu, bak, mıknatıs adı geçti farkındaysan. Mıknatıs durumu varsa işte bu tamamıyla ne ile ilgili? Manyetizma ile ilgili. Yani elektrik akımı geçen bir telin yakınındaki pusulanın sapması, şöyle yazıyorum birincisi için, elektrik ve manyetizmadaki manyetizma ile ilgili. Ama bunlar artık beraber hani söylendiği için elektrik ve manyetizma diyorum. Bu alt dala girmiş oldu. Sonra diğerine geliyorum. İki atom çekirdeğinin birleşip kararlı bir çekirdek oluşturması. Şimdi atom çekirdeği deyince hemen nükleer fizik aklına gelecek. Çünkü sadece atomu oluşturan unsurlar olmuş olsa o zaman atom fiziği olur. Ama burada atom çekirdeği dediği için atom çekirdeklerinin birleşmesi nükleer fizikle ilgili. Nükleer bir reaksiyon durumu söz konusu. Nükleer fizik. Bu da zaten çekirdeklerin birleşmesi neydi aslında? Şöyle birleşip kararlı çekirdek oluşturması. Şöyle diyoruz ona da fizyon. Bizden aklımıza gelsin birleşme. Bizler. Fizyon anlamına geliyordu. Bu da nükleer fizik. Sonra 3'e geldim. Güneş çevresinde dönen bir meteorun periyodunun hesaplanması. Ya bak, bir periyot, hani bir süre durum var, süre. Şimdi bu süreden bahsediyorsak o zaman bir hızdan bahsederiz, bir hareketten bahsederiz ki hareket durumu varsa o zaman birebir hareket durumu aslında direkt mekaniğe giriyor. Yani normalde güneş çevresinde dönen bir meteor neyle ilgili? Güneşin onu çekme kuvvetiyle ilgili. O kuvvet söz konusu, aynı zamanda hareket söz konusu. Bunların tamamı mekanikle ilgilidir diye özetleyebiliriz. Yani buradaki kullanılan, daha doğrusu bu durumlar, bu fiziğin, burada verdiğim fiziğin alt dallarına girer diye bu soruyu bitirebiliriz. Şimdi geldik diğer sorumuza. Şimdi burada vektörler var, vektörler. Bak, üzerinde şunu düşün. Üzerinde bir vektör çizelim. Herhangi bir vektör çiziyorum şu an. Başlangıcı var. Yönü olan bir doğru parçası diyorduk vektör için. O zaman bu bir A vektörü. Şimdi A vektörü normalde, atıyorum buraya da 5 birim yazıyorum. Bu şu anlama geliyordu. 5 birim büyüklüğü olan bir vektör. O birime metre bölü saniye gelebilir, Newton gelebilir, metre bölü saniye kare gelebilir. Hangisi için kullanıyorsak, vektörel büyüklük için kullanıyorsak. Aynı zamanda üzerine ok işareti yazmazsam büyüklüğü anlamına geliyordu. Yani bu 5 birimlik bir, hani 5 birim büyüklüğü var. Sonra ya da mutlak değer için alıyorsam, şöyle yapıyorsam büyüklüğü 5 birimdir anlamına gelir. Ama vektörün kendisi yönüyle beraber söylemek zorundayım. Hatırlarsan bunları hatırlatmış olalım. Şimdi vektörel işlemlerde de yönü ciddiye almak zorundayım. Nasıl ciddiye alacağız? Mesela şöyle diyeceğiz. Hep şöyle bakalım olaya. Ortaya bir tane cisim koyalım. Şimdi bu cismi sağdan çeken var, soldan çeken var. Şimdi bak, sağdan çekene daha büyük çizdim farkındaysan. Hani kuvvet üzerinden göstermek hep daha kolay, o yüzden böyle gösteriyorum tekrar. Mesela 5 Newton'luk bir kuvvetle sağa çekiyor. Buradan da 2 Newton'luk bir kuvvet var. O zaman bu iki kuvvetin yerine, hani bu iki kişinin yerine bir tane kişi gelsin ve bunların yaptığı işi tek başına yapsın diyorduk. O zaman nedir bu? Sen çık, sen çık. O zaman ben bu cismi 3 Newton'luk kuvvetle çekersem bu işi hallederim demek. Yani büyük olandan küçük olanı çıkartmış oluyorsun. Aynı yönde olsaydı zaten 5 ile 2, istersen onu da buraya göstereyim. Şöyle olsaydı, 5 bu tarafa çekerken eğer 2 Newton da bu tarafa çekseydi ne diyor o zaman? Diyor ki adam geliyor ya da arkadaşınız geliyor. Yok, siz uğraşmayın, ben yaparım bu işi. 5 ile 2, 7 Newton'a ben bu işi zaten hallederim. Bu anlama geliyor. Aynı yönlüyse topluyoruz.
ters yönlüyse büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. Ha bu arada şöyle de olabilir. Kuvvete dikkat. Bu sefer aşağı yukarı çizeceğim. Mesela yukarıya doğru 4 Newton'luk kuvvet var. Aşağı doğru 5 Newton'luk kuvvet var. O zaman ne yapacağız? Yine diyeceğiz ki çık çık ben geliyorum. Bu işi halledeceğim. Yani 1 Newton'luk kuvvetle bu işi hallediyorum. Çünkü yönler ters. Yönler tersi çıkaracaksınız. Yönler aynıysa toplayacaksınız. Bu kadar basit. Şimdi bak ne diyor? Vektör toplamlarından hangisinin şiddeti en büyüktür? Yani hani büyüklüğünden bahsediyor. Aslında bir nevi uzunluğundan bahsediyor. Sırasıyla yapalım. K artı ne? Şimdi K artı ne'nin büyüklüğü. Şöyle mutlak değer için aldığımda büyüklüğü olmuş olur. Kolaylık olsun bizim için. K ne tarafa doğru? Sağa doğru 1. Sonra neye bakalım? Sağa doğru 2. İkisi de sağa doğru. Bak 2 birim. Sağa doğru 1 birim. O zaman ikisi de sağa doğru olduğuna göre sağa doğru 3 bölmelik olmuş oldu. 3 birim. Sonra diğerine geliyorum. M ile P'nin büyüklüğü. Toplamının büyüklüğü. Bakalım M ile P ne yapıyor? Şimdi M aşağı doğru 1 birim. P ise yukarıya doğru 1 birim. Farkında mısın? O zaman yönler ters. Yönler ters olduğuna göre, büyük olan olmadığına göre bunlar birbirlerini sıfırlarla. Yani aslında cismi düşündüğümüzde olduğu yerde kalır. Dolayısıyla buradaki büyüklük sıfır. Geldik diğerine. P ile R'nin toplamının büyüklüğüne bakalım. Eşittir. Sonucun altına yazarız. P'ye bakalım nereye doğru? P yukarıya doğruydu. R ise aşağı doğru 2. Bak aşağı doğru. O zaman yönler ters. Büyük olan kim? R. O zaman büyük olan R olduğuna göre aşağı doğru 1 kalacak. O zaman bunun büyüklüğünün sonucu 1 olmuş oldu. Şöyle yapalım. Sonra geldik L ile N'nin toplamının büyüklüğüne. L ve N. L'ye baktığımızda sola doğru 3 birim. Sola doğru 3 birim. Diğeri de sağa doğru 2 birim. Şimdi büyük olan kim? L. Ters yönlüler. O zaman L diyecek ki benim dediğim olacak. O zaman 3 daha büyük olduğu için 3'ten 2'yi çıkaracağız. Sola doğru 1 çıkacak. O zaman bunun sonucu da 1 olmuş oldu. Son olarak M artı P artı R'nin büyüklüğü. Hepsine bakalım. M aşağı doğru 1. Sonra P yukarıya doğru. Bak hepsini böyle burada göstermek istiyorum bu sefer. M'yi çizdim 1. Sonra P'yi çizdim yukarıya doğru 1. Sonra R'yi çizdim. En son R vardı ya. R de aşağı doğru 2. Sonra baktığımda M ile P ters yönlüydü zaten. M ile P ters yönlü olduğu için birbirlerini götürdüler. Sadece aşağı doğru 2 kalmış oldu ki o zaman bunun büyüklüğü de yani şiddet de 2 olmuş oldu. Yönlerini zaten sırasıyla söylemiş olduk. Bakalım en büyük olan kim? K artı N'nin büyüklüğü 3 olduğu için burada cevabımız Adana olmuş oldu. Adana. Tamam mıdır? Yönleri dikkate alıyorum. Vektörlerden bahsedince kesinlikle diyorum ki yönlere dikkat. Büyük olandan küçük olan yönler tersse büyük olandan küçük olan çıkacak. Aynıysa toplayacaksın. Şimdi geldik diğer sorumuza. Bir hacim sorusu. Hacim. Yani madde ve özelliklerinde ortak özelliklerden olan hacim sorusu. Şimdi bu tarz sorular biraz sıkıntılı. Yani çok matematik barındıran bir soru ve bu soruları çok sevmiyoruz. Ama yapmak zorundayız. Hani biraz matematik dahil çünkü fiziğin içerisine biliyorsunuz. Ne diyor bize? 4 R olan silindir falan filan. Sonra 2 R olan demir kürenin şekilde görüldüğü gibi yarısı suyun içindedir. Buna göre suyun hacmi kürenin hacminin kaç katıdır? Hem silindirin hacmini bileceksin, hem kürenin hacmini bileceksin. Daha sonra da gerekli matematik işlemlerini yapıp sonuca ulaşacağız. Hatırlayalım sırasıyla. Şimdi kürenin hacmi şöyle yapalım. Kürenin hacmi neydi? Kürenin hacmi şuydu. 4 bölü 3 pi r küp. Bazen r kare denilebiliyor ama r kare değil. Neden? Çünkü burada hacimden bahsediyoruz. Hacim deyince aklımıza küp gelecek. Pi'nin de normalde birimi yok. Hani radyan cinsinden yazabiliriz ama normalde bir metre, saniye gibi bir birim olmadığına göre o zaman burada hacimden bahsettiğim için r küp almak zorundayım. R kare yazıyorsan bil ki orada alandan bahsediyorsun. O zaman alandan bahsettiğin için demek ki orada bir yanlışım var. Bunu hatırla. Sonra geldik silindirin hacmine. Silindirin hacmini hatırlayalım. Çünkü kabımız silindir şeklindeydi. Silindirin hacmi de pi çarpı r kare çarpı h'tır diyoruz. Şimdi işlemleri rahat yapabilmek adına pi'yi 3 alalım. Almasak da zaten katları şeklinde gelecek. O yüzden sıkıntı yok. Pi'yi 3 alınız. Yani almak zorunda değilsiniz. Ben kolay olsun diye pi'yi 3 alıyorum burada. Şimdi yazalım sırasıyla. Ne diyor bize? Şimdi önce yarısı diyor. Bakın yarısı. O zaman yarısı olduğuna göre şu yarım kürenin hacmini bulalım. Yarım kürenin hacmi. Şöyle yazıyorum o zaman. Kürenin şöyle altına da yarım küre dediğim için şöyle yazdım. Şimdi bunun yarıçapı ne kadardı? 2R çapı olduğuna göre yarıçapı R'ymiş. Yazalım sırasıyla. 4 bölü 3 çarpı pi'nin yerine 3 yazacaktık. Çarpı R küp. Ama yarım küre diyorum. Bu kürenin hacmi. Ne yapmam lazım o zaman? 2'ye bölmem lazım. İşte burada bölü 2 diyorum. 2'ye böldüğümde 3'ler birbirini götürdü. O zaman 4 bölü 2'den 2R küp geldi. Suyun içerisinde kalan küreden bahsediyorum. Sonra geldim suya. Suyun hacmine. Şimdi suyun hacmini bulurken de şunu yapmam lazım. Şimdi normalde burada bak
kürenin yarıçapı R'ydi ya. Şimdi kürenin yarıçapı R olduğuna göre alttaki yarıçapı da şöyle siyahla belirteyim görünsün. Şurası da R. Yani aslında bu şeye karşılık geliyor. Suyun yüksekliği aslında kürenin yarıçapı kadar, R kadar. Görüyor musun? Çünkü yarısı içerideydi. R kadar yüksekliğini bulduk. H eşittir R olmuş oldu. Yarıçapı ne kadar? Bu silindir gibi düşündüğünde bunu şöyle bir silindir yaptığımızda o zaman yarıçapı da normalde 2R kadar. Bunu da kullanırsak suyun hacmini şöyle bulacağız. Şimdi diyeceğiz ki buradaki silindirin hacminden şu yarım küreyi çıkarttığımızda suyun hacmini buluruz. Yazalım. Pi çarpı, normalde pi çarpı R kare. Şimdi bunun yarıçapı ne demiştik? Böl 2'ye 2R demiştik. Çünkü tamamı çap 4R kadar. Pi çarpı 2R'nin karesi çarpı H. H ne burada? R kadar. R'yi de yazdık. Bu suyun hacmi değil. Dikkat, silindirin hacmi. Bu silindirin hacminden ne yapacaktım bir de? Yarım kürenin hacmini çıkaracağız. Yani 2R küpü çıkarıyoruz. Devam edelim. Pi'nin yerine 3 yazdığımızda 2'nin karesi de normal 4 çarpı R kare çarpı R eksi 2R küp. 3 ile 4 çarptığımda bak ne oldu? 12. O zaman 12 R küpten 2 R küpü çıkardığımda 10 R küp kadar suyun hacmi geldi. Suyun hacmi 10 R küp. Bize diyor ki suyun hacmi kürenin hacminin yarısı. Kürenin hacminin kaç katı? Şimdi su ne kadar? 10 R küp. Küre ne kadar? Kürenin hacmi tamamına bakacağım. Bak kürenin hacmini yazıyorum. Pi'nin yerine 3 yazdığımda 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı R küp. 3'ler birbirini götürdüğü için sonuç 4 R küp. Çünkü bak dikkat edeceksin bu yarımdı. Yarım küre. Ama biz tamamından bahsediyoruz. 4 R küp. O zaman birbirleri kaç kattır diye soruyor ya. Şunu yazacaksın. Şöyle diyeceksin. Normalde 10 R küp kadar suyumuz var. 10 R küp. Eşittir kaç kat dediği için X katı. Bunu arıyorum. Neyin? 4 R küp. 4 R küpün X katı olmuş oldu. İşte burada katı bu şekilde bulabiliriz. R küpler zaten birbirlerini götürecekler. Birbirlerini götürdüler. O zaman X eşittir 10 bölü 4. Yani ikisini ikiye böldüğümde cevap 5 bölü 2 katı gelmiş oldu. Şimdi bak soru gerçekten eziyet. Yani böyle bir matematik var. Çok matematik var. Ya ben kürenin hacmini hatırlamam. Ben silindirin hacmini hatırlamam. Bunların hepsini nasıl hatırlayıp da bu soruda tek tek uygulayacağım? Yapmak zorundayız. Çünkü bu hani bunları bilmeliyiz ki normalde işte suyun hacmi nedir, işte kürenin hacmi nedir, işte silindirin hacmi nedir ya da işte suyun hacmini nasıl buluruz? Bunları söyleyebilmemiz için bilmemiz gereken şeyler var. Bunları bilmelisiniz. Şimdi geldik sonraki sorumuza. X, Y kaplarındaki sıcaklıkları eşit sıvıların hacimleri sırasıyla 8B, 4B, öz kütleleri ise 2D ve 5D'dir. Şimdi X kabından B1, Y kabından B2 hacminde sıvı alınıyor, boş kaba dökülüyor. Sonra 3 kaptaki sıvı kütleleri birbirine eşit olduğuna göre oranı B1 bölü B2'dir. Şimdi bu soruları neden seçtik? Çünkü sıkıntı yaşadığımız sorular bunlar. Hani ben de bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak istiyorum. Şöyle yapacağız. Şimdi elimizde ne kadar hani kütle var? Şimdi kütle dikkat. Ama hiçbir zaman şunu yapamazsınız. X sıvısının öz kütlesi 2D, Y sıvısının öz kütlesi 5D. Sabitlemeniz gereken bunlar. Yani sıvının öz kütlesini değiştiremezsiniz. Değişecek olan ne? Hacim. 8B ve 4B değişebilir ama öz kütleler kesinlikle değişmez. Şöyle demem lazım. Önce bir toplam kütleyi bulayım. Sonra toplam kütleyi 3 kapta ya böleyim. 3'e böleyim. Sonra her bir kapta ne kadar olacağını bulalım. Şöyle yazalım o zaman. Toplam kütlemiz nedir? Bakalım. Burada X kabındaki sıvı yani MX artı Y kabındaki sıvı MY. Bunlara bakalım. Şimdi kütle neydi? Bir de burayı hatırlayalım. D eşittir kütle bölü hacim olduğuna göre içler dışlar yaparsak mor deve şöyle yapalım hatta devam edelim mor deve D çarpı V. O zaman önce X'i yazalım. 2D ve 8V yani 2D üstleri şöyle 8V hacminde artı bu da 5D üstleri çarpı 4V hacminde yani 16 deve 20 deve. 16 deve artı 20 deve topladığımızda bunlar 36 deve kadar toplam kütlemiz var. Şimdi her 3 kaptaki kütle birbirlerine eşit olacak ya. Ne yapmalıyım o zaman? O zaman buradaki elimdeki kütleyi 3'e bölmeliyim. Birbirlerine eşit olacak çünkü. O zaman her bir kaptaki şöyle yazalım. Yeni kütleler M kap şeklinde yazalım. Kaptaki şöyle ne yapacağız? 36 deve bölü 3 eşittir. Her birinde 12 deve olacak. 12 deve. Şöyle yaptık. 12 deve. Şimdi her birinde 12 deve olacaksa kalanlar üzerinden gidersek her zaman daha kolay olur. Şimdi X'e bakalım. Ne değişmeyecek dedik? 2D değişmeyecek dedik. O zaman şöyle yapalım. Üssü diyelim. Üssü. MX üssü. Ne olmalı? 12 deve olmalı değil mi? Her birinde 12 deve olacak. O zaman şöyle yazabilir miyim? MX üssü 2D değişmeyecek. 2D çarpı kalan hacim. X'de kalan hacim diyelim. Eşit olacak 12 deve ya.
12 deve. O zaman D'ler birbirini götürecekler. Şöyle götürdük, götürdük. Sonra 2'ye böldüğümüzde X'te kalan hacim ise yapalım. X'te kalan hacim ne olmuş oldu farkındaysan? 6 V olmuş oldu. Şöyle X'i de koyalım isterseniz. X'i koyalım. Sonra MY üssü yazıyorum. MY üssü. Bunun içinde gene 12 deve olacak. Sonra Y'de kalan hacim olarak yazarsak üstte değişmeyecek dedik. 5'te kesinlikle değişmeyecek. Çarpı Y'de kalan şöyle yapıyorum. Y eşittir 12 deve yazdık. 12 deve. D'ler birbirini götürecekler. Götürelim. D'ler gitti. Sonra 12 V bölü 5 kalana baktığımda Y'de kalana bakarsam 12 şöyle 12 bölü 5 V kadar kalacaktır. O zaman artık gidenleri yazabilir sırasıyla. V1 ne olur? V1 şu olur. Normalde 8 V vardı. Giden ne kadar? 6 V. 6 V'yi çıkarttığımda 2 V gitmiş diyorum. V2'ye gelelim. V2'de normalde ne kadar hacim vardı? 4 V vardı. Giden ne kadar? 12 V bölü 5. Yapalım bunu da. Bölü 5. Buradan da 5 ile çarptığımızda payları eşitlersek normalde burası 1 ya. 1'i 5 ile çarp payları eşitlersek o zaman 20 eksi 12'den 8 V bölü 5 olacak. Kalan burada pardon giden 8 V bölü 5. Sonra V1 ile V2'nin oranını soruyorum. Burada özetleyelim artık. V1 bölü V2 eşittir. Giden neydi? 2 V'ydi. Şurada V1 bölü. Orada giden ne? 8 V bölü 5. Sonra ters çevirdiğimizde V'ler birbirini götürecek değil mi? Şunu V'leri hemen birbirini götürelim. Sonra şunları götürdük. 2 çarpı 5 bölü 8. 5, 8, 2 ile oranladığımda 4 kaldı. Cevap da buradan siyahla yazıyorum cevabı. Cevabı 5 bölü 4'tür diyoruz. Şöyle yuvarlak içine alıyoruz. Yani gene yoğun matematik var. Sırasıyla toplam kütleyi bulduk. Toplam kütleyi bulduk önce burada. Sonra her bir kaptaki kütle şu olacak dedik. 12 deve. Sonra her birinde 12 deve olması demek kalan hacimleri bulalım dedik. Kalan bu kadar olacak. Bunda da kalan bu kadar olacak. O zaman kalanlar bunlarsa demek ki giden hani normalde 8 V hacim varsa 6 V kalacak. 2 V gitmiş. Sonra 4 V hacim var. 12 V bölü 5 kalacak. O zaman giden 8 V bölü 5 olmuş. V1 ile V2 oranladık tam da burada. Sonucu buraya aldık. İsterseniz şöyle yuvarlak içine alayım sonucu. En son sonucu burada yaptık. V1 bölü V2 de bu durumda 5 bölü 4 çıkmış oldu. Şimdi başka bir soruyla gene matematiğin olduğu bir soru. Hani diyeceksiniz ki ya çok zor. Hani benim derdim de zaten o. Zor sorular hep karşınıza çıkacak olan sorulardan bahsediyorum ki artık bununla dediğim gibi bir problemimiz, bir sorunumuz kalmasın. Şimdi ne diyormuş soru? Şekil 1'de görülen D üstgeli blokta açılan oyuk şekil 2'de görüldüğü gibi 2D üstgeli bir maddeyle doldurulduğunda kütlesi başlangıçta kütlenin 6 bölü 5 katı olarak ölçülüyor. Buna göre oyuğun hacmi bloğun başlangıçtaki hacminin kaç katıdır? Şimdi burada birkaç tane denklem yazıp da çözebilirim. Ama ben size burada bir pratik vereceğim. O pratikte halledeceğiz. Önce şunu diyeceksiniz ama şunu demek zorundasınız. Mesela bunun hacmine V diyelim. Hani ilk baştaki hacim V olsun. O V kütlesine de M diyelim. İlk kütlesi de M olsun. O zaman ne yapıyoruz? M eşittir D çarpı V. Yani mor deveyi yazdık. D üstleri normal cismin, V hacmindeki cismin kütlesi M eşittir D ya. O zaman D çarpı V'ye direkt M demiş oldum. Bak ne yapacağız? Şimdi artık normalde başlangıçta kütlesinin 6 bölü 5 katı oluyormuş. O zaman normalde 6 bölü 5 M şeklinde yazabilir miyim? Şöyle yapalım. Sonraki kütle. Bakın sonraki kütleyi yazıyorum. Sonraki kütle 6 M bölü 5 olmuş oldu benim yazdığıma göre. Peki kütle ne kadar değişti? M de 6 M bölü 5 oldu. O zaman şöyle yazabilir miyim? Artış. Yani şöyle yazıyorum. Artış. Şöyle 6 M bölü 5 oldu ya sonra. İlk başta ne kadardı? M kadardı. Çıkarttığımda o zaman paydası 1. Bunu 5 ile paylarını eşitliyorum. M bölü 5. Yani kütledeki artış M bölü 5'miş. Peki bunu denkleme nasıl dökerim? Şimdi eklenen bir şey var ve çıkarılan bir şey var. Bu eklenen ve çıkarılanın hacmine V üssü diyelim. V üssü. Ve işimizi kolaylaştıracak bu. Şöyle yapacağız. Diyebilir miyim ben bu durumda artış için? Şunu yazıyorum. Eklenen kütle var elimde. Eklenen kütleden çıkarılan kütleyi çıkarırsan bize artışı verir. Artışı. Çıkarılan. Şöyle yapıyorum. Çıkarılan. Ne oldu? Eklenen neydi? Artışı yazalım mı yerine? Yazalım. M bölü 5 kadar artış var. Sonra eklenen ne? 2D çarpı V üssü. 2D çarpı V üssü. Sonra çıkarılan ne? Çıkarılan D çarpı V üssü. D üstleri çıktı ya. O zaman bunun içinde D çarpı V üssü yazıyorum. Devam edersem burada 2DV üssünden DV üssünü çıkarttığımda 1DV üssü kalır. Bu da kime eşit? M bölü 5. M'in yerine de bak şunu getirip koyacağız.
Yani deveyi koyacağız. Yazalım. D çarpı V bölü 5 olmuş oldu. E zaten D'ler birbirini götürüyor. Hani D'ler şöyle götürdüler. Burada da V üssü eşittir V bölü 5 olmuş oldu. Yani çıkarılan oyuk dediğimiz kısım normalde ilk hacmin 5'te 1'i kadar olmuş oldu ki soru kaç katıdır diyor ya, o zaman kaç katı olmuş oldu? 1 bölü 5 katı olmuş oldu. Bak ne yaptık? Önce D pardon hacmine V dedik ve kütlesine M dedik ki hani bunları diyerek soruyu kolaylaştırmış olduk. Bakıyoruz, güzel. Şimdi geldik diğer sorumuza. Ne diyor bize? Dayanıklılıkla ilgili bir soru. Dayanıklılığın azalmasını istiyoruz. Şimdi şekli düzgünse, bakın şekli düzgünse hemen bir pratiğimiz vardı, onu hatırlayalım. Şekli düzgün yani taban ve tabanı aynı ise ne yapıyoruz? Dayanıklılık için şöyle diyoruz. Dayanıklılık eşittir 1 bölü H düzgün ise. O zaman burada şekli düzgün farkındaysanız. O zaman bak S1 yüzeyindeyken, S1 yüzeyine konulduğunda hatta hangi yüzeye konulmuşsa onu da ifade edelim. O zaman D1 dayanıklılığı 1 bölü C'ye eşit. Sonra S2 yüzeyine konulursa o zaman orada D2 diyelim. O zaman S2 yüzeyine koyduğumuzda yeri şurası düşünün. Yer burası. O zaman yer burasıysa yükseklik neresi oldu? Şöyle göstereyim isterseniz. Yer burasıysa yükseklik şurası oldu. Bu taraftan bakın. O zaman yükseklik burası oldu. O zaman D2 de 1 bölü A olacaktır. D3'e geldik. D3 ne? D3 normalde nereye koydu? Arka tarafa koydu. Yani yeri böyle bir ne taraf? Şurası S3 arka taraf ya. Şurada. Zaten bunu kestirebilirsen yüksekliği B kadar olur. Yeri şurası düşün. Burası yer. Daha doğrusu zemini şuraya oturmuş oldu. Şöyle göstereyim. Zemin burada. O zaman oraya koyduğumda yeni yükseklik B olduğuna göre D3 dediğimiz şey 1 bölü B oldu. Şimdi bak boyutlar arasındaki ilişki yukarıda verilmiş farkındaysanız. C, B, A. A büyük, B büyük, C. O zaman 1 bölü A yani 1 bölü yüksek dayanıklılıksa en büyük kenar A ise en küçük dayanıklılık da o zaman D2'dir. En küçüğü bu. En küçük yükseklik C olduğuna göre o zaman D1 en fazladır dayanıklılık olarak. En son D3'te araya gelmiş olduğu. Çünkü 1 bölü yükseklik unutma. Yani ne olursa olsun hani kesit alanı bölü hacimdi ya. Kesit alanı bölü hacim dediğimizde hacimi de şöyle yazıyorduk. Kesit alanı çarpı yani taban alanı çarpı yükseklik gibi düşünüyorduk. Kesit alanları birbirini götürüyordu. Buradan da aslında dayanıklılığı direkt 1 bölü yükseklik şeklinde yazabiliyorduk. Şekli düzgün cisimler için. Bakalım ne oluyor? Şimdi S2 yüzey üzerine oturtmak. D1'di. Bak D1 en büyüktü. O zaman 1 hani 1'deki gibi yaparsak S2'yi oturtursak azalır mı? Bize ne istiyor? Azalır istiyor. Evet azalır. Doğru. S3 yüzeyine oturttuğumuzda yani burada da D3 D1'den daha küçük olduğuna göre. Bak D3 D1'den daha küçük. O yüzden bu da olur. Bunda da sorun yok. Ortamın sıcaklığının azaltılması. Şimdi gündelik hayattan düşünelim. Şimdi ortamın sıcaklığını azalttığımız zaman büzüşür değil mi bir şey? Büzüştüğünü düşünün. Büzüşmek ne demek? Şöyle düşün. Normalde bir tane şöyle bir cisim var. Bu şekilde. O zaman burada sıcaklığını arttırdık. Çok sıcak yaptık. Bu büzüşür. Yani şu kadar olur. Bak küçülmüş oldu. Şimdi küçüldüğünde dikkat edersen hani şey gibi aslında. Büzüşmeyi şöyle düşün. Fotokopi çekmek gibi. Nedir fotokopi çekmek? Mesela bir A harfi var. Bunu küçülterek fotokopisini çekersen şöyle olur farkında mısın? Bak küçük A oldu. Tam tersi büyütmek istersen büyük A olur. Ha tüm boyutlar aynı oranda küçülmüş oldu. O zaman tüm boyutlar aynı oranda küçüldüğüne göre artık yeni yükseklik şöyle yaparsam ilk yüksekliğimiz buydu. O zaman yeni yüksekliğe baktığında bir önceki yükseklikten daha küçük. Yani yükseklik azaldığına göre dayanıklılık ne olur? Artar. Çünkü yüksekte ters orantılı. Yükseklik azalıyorsa dayanıklılık artar şeklinde diyebiliriz. Burada şöyle yazıyorum o zaman. Artar. Bizden istenen azalmasıydı. O yüzden yanlış cevabımız 1 ya da 2 olmuş oldu. Şimdi gelelim. Hani normalde kohezyon, adhezyon bunlardan bahsetmiştik. Diyor ki soru bize hangisinde kohezyon kuvveti daha baskındır, daha etkilidir? Şimdi öncüler var. Daha doğrusu şıklar var. Musluğun ucunda su damlasının asılı kalması. Şimdi ne oluyor bak su damlası şöyle musluk düşün. Su damlası şöyle asılı kaldı. Şimdi düşmüyorsa su damlası neden düşmüyor? İşte musluğun su damlasının çekmesi. Şimdi musluk ve su damlası farklı moleküller olduğu için burada ne etkili? Adezyon etkili. Adezyon. Burada şu karıştırılıyor. Böyle kalması evet kohezyonla ilgili. Damla şeklinde daha doğrusu böyle bir küresel kalması kohezyonla ilgili. Ama musluktan düşmemesi yani musluk moleküllerinin işte su moleküllerinin çekmesi adezyon. Kohezyonla ilgili. O yüzden bizden istenen bu değil. Kohezyon. Sonra geldik diğerine. Şimdi musluktan akan suyun aşağıya indikçe incelmesi. O tamamıyla biraz
İleride öğreneceksiniz bunu. Hani hızlanma ile ilgili. Akışkan hızlandıkça kesti daralır. Bununla hiçbir alakası yok. Bunu da geçtik. Masaya damlayan meyve suyu damlacıklarının dağılmaması. Yani şöyle diyor. Bak şöyle dağılmıyor. Şöyle duruyor. Böyle durma neydi? Tamamıyla birbirini tutmaydı. Birbirini tutmaya da kohezyon diyorduk. O zaman burada kohezyon etkilidir deyip bunu tıklayabiliriz. Diğerlerine hemen bakalım. Denizden çıktığımızda vücudumuzda su damlacıklarının düşmeden kalması. Yani vücudumuzun molekülleriyle su moleküllerinin arasındaki çekim kuvvetine adezyon. Bunu da çizdik. Masa üzerinde toz zerrelerinin birikmesi. Yani toz molekülleriyle masa molekülleri olduğu için bu da değil. O yüzden cevabımız kocaman bir C şıkkıdır şeklinde birbirini tutma olduğu için C şıkkıdır diye özetlemiş olduk. Şimdi bak ne oluyor? Burada da hareket var. Son konumuz. Hareketle ilgili bir şeyler hatırlatacağız burada da. Şekildeki birim kareli düzlemde A noktasındaki Seray ok yönünde yürüyerek B noktasına 8 saniyede ulaşıyor. Bak hareket böyle. Bu neydi? Kat edilen yolu, yani bu yolu bu şekilde yürüyerek böyle geliyor. Ama A'dan B'ye böyle gelmesine gerek yoktu aslında. A ile B arasındaki en kısa mesafeye yer değiştirme diyorduk. Bu ne? Alınan yol. Şimdi alınan yolu kullanarak hızım buluyorduk, süreti mi buluyorduk? Tabii ki süreti buluyorduk. Sürat dediğimizde alınan yolu geçen süreye bölüyorduk. Hani zaten bunu ilk başta da hemen basit bir şekilde söylemiştim. Süre. Bize demiş ki ortalama hızını da vermiş. Bize ne diyor? Ortalama süretini soruyor. Ortalama hızı bulmak istersem şöyle yapıyorum. Yer değiştirmeyle ilgili. Yer değiştirmeyi zamana böleceksin. O zaman A'dan B'ye gelirken iki nokta arasındaki en kısa mesafe bize yer değiştirmeyi veriyor ya. Şöyle yapacağız. Niye buradan buraya geliyorsun diyeceksin Seray. Aslında şu iki nokta arasındaki en kısa mesafeden gelsen ya. Varsa da bir böyle bir şansı. İşte burası delta x yer değiştirme olmuş oldu. İşte ben burada hani bu bağıntıyı kullanarak yer değiştirme içler dışlardan ortalama hızla süreyi çarparak aslında bulabilirim. Bulalım. Şimdi yer değiştirmeyi buluyoruz. Ortalama hızı neymiş? 2 demiş. Koyalım yerine. Yer değiştirme süre ne kadar? 8 saniye çarptığında 16 metre yer değiştirmiş. Ne oldu? A ile B arasında 2 birim var, farkında mısınız? 2 birim. Yani 2 birimin normalde 16 metre olduğunu, dolayısıyla 1 birimin 8 metre olduğunu söyleyebiliriz. Peki alınan yol kaç birim? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani alınan yol demek ki 10 birimmiş. Bir biriminde 8 metre olduğunu bulduk. O zaman alınan yolu buraya şöyle uzun uzun yazarsak 10 çarpı 8 yani 80 metre. 80 metre kadar yol almış. Süreti bulalım mı artık? Bulalım. Sürat, ortalama süreti buluyoruz artık. Ne olmuş oldu? 80 metre yol aldı. Geçen süreye kadar 8 saniye. Bak 8 saniyeydi. İşte burada, tam da burada ortalama sürat 10 metre bölü saniye olur. Bak bu soruda yer değiştirmeden bahsettik. Alınan yoldan bahsettik. İşte süratten bahsettik. Hızdan bahsettik. Her şeyi taramış olduk ve hatırlatmış olduk. Evet, böyle sorular da çok hoşlanılmaz. Ne diyor bize? Uzunlukları ve hızları verilen araçlar şeklindeki bir sabit hızlarla hareket ediyor. Buna göre şekildeki konudan itibaren kaç saniye sonra A aracı B aracını tamamen geçer. Şimdi tamamen geçmek ne demek? Şimdi B aracı da gidiyor, A aracı da gidiyor. O zaman B aracı bir süre sonra şuraya bir yere gelecek. Bak buraya getirdik kamyon. Şöyle geldi. Bu B aracı olmuş oldu. O zaman B aracını, A aracının tamamen geçmesi, görsel olarak gösterelim. Şöyle olması demek. Şöyle işte A aracı artık bunu geçmiş oldu. Yani bunun arka ucuyla, A'nın arka ucuyla bunun hani B'nin ön ucunun yan yana gelmesi, arka ucu. Bak o zaman şöyle yapıyorsun. Bunun arka ucu bu kadar yol aldı diyorsun. Gördün mü? Bak bu kadar yol aldı. Bununsa ön ucu bu kadar yol almış oldu. O zaman A'nın, bak farkındaysan, şu kadar fazla yol alması lazım şeklinde bir yorum yapabilirsin aslında. Bu B'nin aldığı yol. Bak XB. B'nin aldığı yol. Bu da A'nın aldığı yol. Şöyle yaptık. Sonra buradaki mesafede 4, 110 ve 6. 4 artı 110 artı 6'dan ne gelmiş oldu? 120 metrelik bir aslında fark. Hani şurası 120. Ne oldu o zaman? Şöyle yazabilirsin. A'nın aldığı yol eşittir. 120 metre artı B'nin aldığı yoldur şeklinde yazabilirsin. Kaç saniye sonra diyor ya, artık yazarsan. Peki x eşittir v çarpı t değil miydi? Hız çarpı zamandı. O zaman A'nın aldığı yol için hızı ne kadar? 10. 10 t diyorum. Süreyi bulacağım ya, bilmediğim şey süre. Eşittir 120 artı B'nin aldığı yol 4 ile gittiği için 4 çarpı t olmuş oldu. Sonra bunu bu tarafa attık. 10 t'den 4 t'yi çıkaracağız. 10 t eksi 4 t'den eşittir 120. 6 t oldu. 6 t eşittir
120 olduğuna göre t eşittir 20 saniye oldu. Bu kadar uzatmadan yapabilir miydik? Yapardık. Aynı yönde gidenler için şunu söyleyebilirsin her zaman. Fazlalık. Yani A'nın şöyle A'nın aldığı A'nın hızı eksi B'nin hızı aynı yönde gittikleri için çarpı t eşittir fazlalık diyeceksiniz. X fazlalık. Şimdi ne kadar fazla yol alması lazım bunun olması için? 120. İşte buradan da 10-4'ten 6, 6 çarpı t eşittir 120 deyip t de buradan 20 saniye şeklinde soruyu çözebilirdik. Ama hani burada ben size olayı da anlayın diye görsel olarak gösterdim ki hani bu ezber hani bilmeyelim ezberlemeyelim şeklinde söylemiş olduk. Sonra geldik diğer soruya. Bir grafik var karşımızda ki grafik kavramı da girdi hayatımıza. Neydi bu? Bir hız zaman grafiği var. Hız zaman grafiğinde değişkenler v ile t. V ile t'yi çarptığında v çarpı t az önce de yaptık. X demek. Değişkenlerin çarpımı neyse altta kalan alan odur. Altta kalan alan. O zaman bak buradaki alan altta kaldı. Buradaki alan altta kaldı. Altta kaldı ve altta kaldı. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Altta kalan alan derken grafikle zaman ekseni arasında kalan bölge. Grafikle zaman arasında kalan bölge. Ve yer değiştirme olduğu için de yönü dikkate almak zorundayım. Önce şurayla başlıyorum. Şurada bir üçgenim var. Bu üçgenle bu kenarı 2, bu kenarı 10. Değil mi? O zaman şurada bir üçgenin alanından bahsedersek 2 çarpı 10 bölü 2. İlk üçgene baktığımda 10 metre kadarlık bir yer değiştirmiş. Sonra buraya bak. Burası ne? 2. Şurası zaten 10. O zaman burada bir yani dörtgen olduğuna göre 2 çarpı 10'dan 20 metre iki kenarın çarpımı. Burada yine burası 2, burası 10. O zaman üçgen olduğuna göre aynı üçgen 2 çarpı 10 bölü 2'den gene 10 metre bu üçgenin alanı. Sonra diğerine geliyorum. Burası ne? Burası bak 6 ile 10 arası dikkat. Yani 4 saniye. Buranın uzunluğu ne kadar? Eksi 20 kadar yönü dikkate alacağız dedik. O yüzden bu üçgenin alanı 4 çarpı eksi 20 bölü 2. Altta kalan alan. Grafikte zaman ekseni arasında kalan bölge. O zaman 4 ile 2'yi sadeleştirdiğimde 2 şöyle yapıyorum. Buradan da 2 ile eksi 20'yi çarptığımda eksi 40 metre kadar burada. Toplamda hani 0-10 saniye aralığındaki yer değiştirmesi delta x toplam. Yer değiştirmediği zaman yönleri dikkate alacaksın. O zaman ilk başta 10. Sonra 20, sonra 10, sonra eksi 40 metre yer değiştirmiş. O zaman 40 artı eksi 40'tan aslında bu başladığı yere, bu hareketli başladığı yere geri dönmüş yer değiştirme diye bir şey yok. Alınan yol deseydi bak alınan yol deseydi o zaman kat ettiği yolların tamamını toplayacaktık. 10, 20, 10, 40 metreyi toplayıp aslında bu adam 80 metre yol yürümüş. Şöyle düşünün bak böyle gitmiş 40 metre gitmiş. Sonra geriye dönmüş. Sonra bir 40 metre de bu tarafa gelmiş. O zaman yürüdüğü yola baktığında yürüdüğü yola 80 metre yol yürümüş. Kat ettiği yol. Yani sürati istese benden mesela o zaman 80'i zamana böleceğiz. Ama burada ne oldu? Yer bize ne istiyor? Bizden ne istiyor? Yer değiştirmeyi istiyor. Yer değiştirme. O zaman yer değiştirme başladığı yer burası ve başladığı yere geri gelmiş. O zaman yer değiştirmesi burada gördüğün gibi yönlerinde dikkate aldığımız için sıfırdır diyoruz. Ve geldik bir soruya daha. Burada der ki soru bize bir çocuk doğrusal bir yol üzerindeki evinden aynı yol üzerindeki markete gidiyor. T sürede T süre markette bekliyor. Gene sabit hızda 2 T sürede evine dönüyor. Buna göre çocuğun hareketine ait hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şöyle diyoruz bak. Şimdi buraya gitti. Buraya geldi. Sonra burada hani ne kadar sürede gitmişti? T sürede gitti. Sonra T süre burada beklemiş. Hani muhabbet ediyor. Yani ya da alacaklarını alıyor. Sonra geri dönmüş. 2 T sürede gelmiş. Şimdi bak daha yavaş gelmiş farkındaysan. O zaman demek ki daha yavaş geldiğine göre o zaman hızı daha küçük gibi düşünebilirsin. Şöyle bakacaksın olaya. T sürede ve 2 T sürede aynı yol gidiyor. Ama sadece yön farklı. Şöyle bir şey diyebilir misin o zaman? Şimdi ilk giderken hızının büyüklüğü olarak V1 hızıyla T sürede gitti. Sonra geriye dönüşte bir yol aldı bu arada. D'ye kadar gitti. Aynı yolu gidecek. Geri gelecek bu arada. O zaman V2 hızıyla ne kadar sürede? 2T sürede gene D'ye kadar yol gelmiş oldu. O zaman V1 ile V2 arasında tabii ki şöyle bir durum var. V2 daha küçük ya da V1 daha büyük. Şöyle diyebilir miyim? Sonra bunları kendi içinde oranlayalım. Ya da şöyle yazalım. V1 çarpı T eşittir. V2 çarpı 2T. T'ler birbirini götürdüğü için V1 eşittir. 2V2. Ama dikkat. Yönler. Çünkü ters yönde. Hareket ters yönde. O zaman şöyle diyeceksin. Eksi yönde çünkü geriye döndü. Eksi yönde bu ise artı yönde şeklinde düşünebilirsin. Yönlere dikkat ediyorsun grafikte. Şimdi bunlar bitti.
Ha, bu arada şunu da söyleyebilirim. Sabit hızıydı bu arada. Bir de bekleme durumu var. Mesela bak 2 ve ikisi de artı yönde gitti. Eksi yön demiştik. Sonra bu olabilir mi? 2 ve eksi ve. Bak ve süreye baktığında 2t'ye kadar süre geçmiş. Burada durmuş. Zaten t süre duruyordu. Ve ilk başta hızı 2 katlı daha büyüktü. O zaman b bak olmuş oldu. Sabit hızlı zaten bu olmaz. Hep artı hızlı bak hep artı. Artı da zaten bu direkt olmaz. Buradaysa bak buradaysa geri döndüğünde hızın daha büyük almış. Bak altta kalan alan bize yer değiştirme veriyor dedik ya. Mesela buraya d dersem bak burası ne olur? Burası 2 kat 2t'ye kadar süre. Burası da 2v'ye kadar süre. İkisi de ilk katına çıktığı için burası eksi yönde 4D olmuş oldu. Ki hani gittiği kadar yol gelmişti dedik. O zaman bu kesinlikle yanlış olmuş oldu. O yüzden cevabımız B şıkkı. Bu kadar şey söyledik. Hani bunları tekrar etmiş olduk. Tekrarını da yaptık. Zaten bunları sizlere anlatmıştık. Anlattığımız şeyleri tekrar ettiysek size biraz ödev verebiliriz değil mi? Neler söyledik biz burada? Önce bak konu anlatımlı soru bankamız vardı. Şimdi konu anlatımlı soru bankamızda işte bunların hepsini zaten tekrar tekrar anlatıyoruz. Nereye kadar gelmiş olduk burada? Bakın bayağı epey de ilerledik. Epey de şeyler anlattık fazlasıyla. Harekete kadar geldik. Ve bu arada bak ivmeli hareketlerden bahsettik. Zaten bunları söylemiş olduk. Aynı zamanda grafiklerden bak son sorumuz grafiklerle ilgiliydi. Grafiklerle ilgili tanımlamalarımız, açıklamalarımız burada. Hani her şeyi buradan tek tek öğrenebiliriz tekrar. Bu konu anlatımından böyle bir tekrar ederiz. Sonra sorularını çözeriz. Bakın bu tekrarda ciddiye alalım. Tekrardan sonra da hani bunları yaparsak bunları ödev olarak yaptığımızda hani bundan sonrası için işimiz çok çok kolay olacak. Tabii bir de neyimiz var? Soru bankamız var bizim. Soru bankamız. Soru bankamızda da bol bol sorular var ve farklı farklı sorular var. Hani bütün soru tarzları burada mevcut. Gene nereye kadar gelmiş olduk? Hani sizin için hani sayfayı da söyleyeyim ki yapabileceğiniz yerleri bilin. Hareketin sonuna kadar gelmiş olduk. Hareketin sonu da burada kuvvete geçmedik. 104. Yani kuvvet kavramına kadar her şeyi söylemiş olduk. Bu da benim size ödevim olsun. Bunları yaparsanız bundan sonra sırtınız kolay kolay fizik konusunda yere gelmez. Geldik ödüllü sorumuza. Şimdi ödüllü soruda da sorularla tekrar hashtag ile beklentilerinizi yorumlara yazarsınız. Biz de elimizden geleni yaparız. Hoşçakalın.